Yayla suyundan içmeden gidilmez. Yayla suyu. Buz evet. Gibi yayla suyu. Evet, Mustafa Reisoğlu hayratına hemen biraz su içelim yayla suyundan. Evet arkadaşlar, iniyoruz. Arkadaşlar, bu suyun çok şifalı bir su olduğuna inanılıyor. Eskiden beri böyle bir inanç var. Görüyorsunuz. Suda çeşitli mineraller var. Hatta çok çeşitli mineraller olduğu söyleniyor. Yani A, B, C, D, E, F, G vitaminlerin haricinde buz gibi söylüyor komutan, görüyorsunuz. Çinko, alüminyum, bakır, magnezyum, kömür, kobalt. Yani bunda yok yok arkadaşlar. Vücut neye ihtiyaç duyuyorsa bunda var. Tavsiye edilir. Şöyle göstereyim. Evet. Gerçekten çok güzel bir su. Yani demiri biraz fazla herhalde. Evet. Görüyorsunuz. Burası Kodikli. Kodikli burası arkadaşlar. Kodikli boğazındayız şu anda. Evet. Evet komutan. Uzun yıllar İstanbul'da kaldın. Tekrar memleketine döndün. Nasıl bir duygu? İstanbul'da bir Kodikli var mıydı mesela? Yoktu. Yok. Doğayla bir iç içe bir arada olmak çok güzel. Değil mi? Her şeyden önemlisi bu. Kesinlikle doğru diyor. Stresini burada fazlasıyla atıyorsun. Doğru, kesinlikle doğru. Yorgunluğun, her şeyin geçiyor. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim. Ben şehirden gelirken kafam doluydu. Çok yorgunuz bu aralar. Yazın yoğun çalışıyoruz arkadaşlar. İnanın geldim. Şu an şöyle bir tur attık. Gerçekten benim kafam boşaldı yani. Yani insanların kendine gerçekten zaman ayırması gerekiyor. Hep çalış. Nereye kadar? Biraz da yiyeceksin, gezeceksin.